Efendim Öğlen Ajansı ile karşınızdayız. Gündeme dair öne çıkan önemli gelişmelerin yorumlarını, değerlendirmelerini almak üzere. Bugün yine çok önemli bir konuğumuz var e, stüdyolarımızda. Demokrat Parti Milletvekili adaylarımızdan Sayın İpek Kabidan. Efendim hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizler nasılsınız? Sizi gördük daha iyi olduk. <laughs> yine bir kadın edin. adayımız. Ee, ben yine ayrımcılığımı <gülüyor> <gülüyor> burada yapacağım. Ee, gerçekten kadın adaylarımız benim için her zaman söylüyorum. Artık bütün izleyicilerimiz biliyor. Ayrı bir noktada, ayrı bir köşede tutuyorum her zaman. Teşekkür ve edeyim. tanımaktan ve tanıtmaktan da ayrıca onur ve gurur duyuyorum. Ee, o yüzden hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Demokrat Parti milletvekili adayı <laughs> İpek Kabidan kimdir dersem ne söylersiniz? Ee, İpek Kabidan 1981 doğumlu. Ee, Göçmen köyde çok uzun yıllar yaşayan, evlendikten sonra yeni kente taşınan, 3 yaşında küçük bir kız çocuğu annesi. Allah <laughs> İşletme ve Ekonomi Fakültesi Muhasebe Bölümü mezunuyum. Ee, esas uzmanlığım mali işler. Ee, 2003 yılından başlayarak e, çeşitli firmalarda e, ve çok değerli iş adamlarıyla çalışma fırsatı buldum. Ee, i̇şte muhasebe elemanlığından muhasebe müdürlüğüne. E, müdür muavinliğine, e, genel müdür yardımcılığına, e, bununla birlikte iş geliştirme direktörlüğüne ki çok e, farklı bir kırılımdı bu benim hayatımda. Yani muhasebe, finans artı iş geliştirme hayatıma aldığımda da e, kariyer koşumda e, çok güzel gelişmeler e, ve çok iyi projeler, e, bu deneyim dağarcığıma girerek e, mesleki olarak e, bana ayrı bir ışık tutmuştur. E, son iki yıldır e, kendime ait bir iş yerim var. Kızım olduktan sonra aslında bu e, böyle oldu. Hı hı. E, annelik kitiyle de e, iş kadınlığı kiti birleşerek çocuklara özel hatta e, Kıbrıs'ta da tek sektör şu an benimki işte. E, içinde çocuk kuaförü falan var. Reklam olmasın diye çok hızlı geçiyorum burayı. <laughs> ama <gülüyor> e, yo isterim gerçekten. Yani böyle Dükkan tarzı mı? Evet bir basın. mağaza düşünün. Hı hı. E, aşağı yukarı 280 metrekarenin içerisinde kız ve erkek çocuklara ait e, her birinin, birinin kuaför, birinin ber, berber olmak hı hı. üzere iki ayrı özel çalışanı var. E, aynı zamanda bir oyun alanı var. Hani o da niye var onları açıklayarak da gideyim evet. madem ki bu şansı evet. bana verdiniz. E, özellikle erkek çocuklarımızda çok ciddi bir kuaför fobisi var. hı. hı. Ve bu inanın ailelere çok zorlayan bir süreç. Yani aşağı yukarı 3-4 yaşına kadar aile çok büyük bir mücadele veriyor bu fobili. Yani dışarıdan evet. çok fazla bu belki bilinmiyor yani çocuğu olan ve erkek çocuğu olan aileler daha iyi biliyor. Hı -hı. Burayı tasarlarken ee, neye dikkat ettik? Bu fobiyi kıracak... Çocuk oyun oynamak için oraya gelmek isteyecek. Çünkü mekan tamamen şey normal koltuk sandalye masa bulamazsınız orada. Araba koltuklar, papatya ha, koltuklar, güzel. işte minyon koltuklar, e, legolarla döşeli aynalar. E, dedik ki çocuğun fobilerini kıralım Hı. onlara ait nasıl ki yetişkinlerin kendilerine ait e, kendi kuaförü var berberi var onların da olsun dedik. Bunu oyun alanıyla desteklerken içine mini bir kafecik koyduk. İşte aile rahat etsin, çocuk saçını başını keserken veya oyun oynarken işte aile bir şeyler okusun, baksın falan. Ve mekan içinde mekan yine bir butik oluşturduk kızlara ve erkeklere. Oh, Niş, kıyafetler, işte aksesuarlar, takılar, tokalar. Tamamen çocuklara özel bir, çocuk cihazı, e, aynen yani. öyle bir süper. kulüp oluşturduk. E, dediğim gibi yani bu benim e, mali işler deneyimime. Çok ayrı bir vizyon katan bir iştir. Neden? İşte genç bir girişimci olarak ya da genç bir kadın olarak aslında Hı -hı. E, yoluma çok ayrı şeyler katan e, bir işletmeydi bu. Tabii ki bunlar olurken kendi mesleğimden kop kopamadım. Çünkü bu benim için ayrı bir aşk. Hı -hı. Yani bu mali işler, ekonomi, e, işletmelerin yapıları onlara sistem kazandırmak, içeride birilerini yetiştirmek, Hı -hı. hani o sisteme katkı koyacak gelişimi sağlayabilmek. O da apayrı bir aşk olduğu için hem mağazaya zaman ayırıp hem de proje bazı firmalara şu an danışmanlık yaparak hayatımı sürdürüyorum. Ne güzel. Hele ki bir kadının işte böyle ekonomiye gerçekten evet. gönül vermesi, destek vermesi benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Neden? işte ekonomi sıfır anlayan biri olarak gerçekten gurur duyuyorum. Şimdi iş geliştirme direktörlüğü dediniz genç bir evet. girişimci olduğunuzu söylediniz bunlara gireceğiz. Ama öncesinde ben sormak istiyorum. Bu kadar yoğun bir tempoda neden siyaset? Evet. Ee, bu da benim için çok önemli bir kırılımdır aslında hayatımda. Hı hı. Ee, bunu hep söylüyorum ve yine söylemek istiyorum. Bundan 6-7 yıl önce bana işte bir siyasi parti, siyaset, politika de dediğiniz zaman inanılmaz ürkerdim. Derdim işte ne siyaseti ne politikası onlar olduğu yerde dursun falan. Ben hmm. işime bakayım, kariyerime bakayım. Hep böyle düşünürdüm. Ama son zamanlarda geldiğimiz noktada şunu fark ettim. Bizim gibi insana hem diyorum ya girişimciyim, seviyorum işlemeyi, üretmeyi, azimliyim. Çok heyecanlı bir insanım. Bu ruhu biz taşımazsak devletimiz için, toprağımızın insanı için taşımazsak, kayıtsız ve tepkisiz kalmaya devam edersek bugün hepimizin bu çok mutsuz olduğu düzen devam eder. Ve inanın bana durduğum nokta yani işimi söylüyorum da bunu. Çok güzel bir işim var, çok ağır bir tempom var. Kızım zaten var sorumluluğumda. Bunların hepsini aslında e, bir yere öteleyerek şimdi şu an özellikle seçim zamanında nasıl bir katkım olur? Bu düzensizliği artık düzeni kabul etmekten vazgeçmeli halkımız nasıl bir katkıyla bizim gibi insanlar daha aktif olarak bu düzene katkı koyarız gayesinde ve kaygısında siyasete girdim ben Hı -hı. açıkçası. Yani ge gerçekten dediğiniz gibi e, aslında birçok insan ürküyor. Bir birçok evet. insan korkuyor. E, ama dediğimiz gibi siz artık girdiniz siyasete. Evet. Bir şeyden başladınız. İnşallah uzun bir yol olur. İnşallah temennim de o. Evet kesinlikle öyle. Peki yine klasik bir soru olacak ama neden Demokrat Parti e, Demokrat Parti her şeyden önce e, benim nazarımda veya birçok insanın nazarında böyle olduğunu düşünüyorum. Bir bireyi yetişirken, büyürken, hı hı. yetişkinken, yaşlanırken önünde üç tane simbol ve üç tane model vardır ki bu çok önemlidir. E, doğumunuzla e, içinde olduğunuz evde gördüğünüz ilk modeller anne ve babanızdır. Sizin için çok büyük simgelerdir onlar. Kesin. İkincisi. ...okula gidersiniz orada bir öğretmendir... ...sizin için çok büyük bir simgidir... ...ve ondan da çok büyük şeyler alırsınız... ...üçüncüsü de aslında... ...ki bizim... Ee, ...adamızda... ...bu bu önemli değildir üzülerek söylüyorum ama... ...bir toplum lideri de... ...bir bireyin hayatında çok önem taşır... ...benim için... ...kurucu cumhurbaşkanımız... Ee, ...onu rahmetle anıyorum buradan... Hmm, tamam. ...Sayın Rauf Denktaş... ...inanılmaz bir liderdir... ...bana göre... Bu adada yetişmiş, yegane, tek liderdir şu an. Halen için e, bunu düşünüyorum. Bakın rahmetli olduğu üzerinden yıllar geçti. Benim için çok özel biridir. Yaptıkları bir kere şu vardır ve söylerken hep böyle tüylerim dikilir. Bugün bu cumhuriyet var ya, bu bayrak var ya altında taşıdığımız, onun hakkı ödenemez. Bugün hür, özgür, bu şekilde ve demokratik bu ülkede yaşayabiliyorsak, yaşayabiliyorsam bu genç olarak, bu imkanları bulabiliyorsam, hani bu anlattığım onu yapıyorum, bunu yapmak istiyorum, şunu yapıyorum yapıyorum, bunları sağlayan bize bu liderdir. Demokrat Parti'nin her şeyden önce e, bu özelliğinden böyle bir aşkım var ve ben yine hep bunu söylemek istiyorum, yine söyleyeceğim. E, Sayın Kurucu Cumhurbaşkanımızla rahmetliyle aynı gün doğdum ben. 27 Ocak doğumluyum. Ta çocukluğumdan Yemin hani ha, evet bir ay geliyor dermişim. E, hep böyle bir şeyleri ona benzeştirip gurur duyardım. Aynı gün doğduk işte fotoğrafçılıkla ilgili çok ciddi Merakları vardı. Benim de profesyonel Hı -hı. bir makinem var. İnanılmaz kalıyorum işte fotoğraf çekmekten, bunları arşivlemekten falan. O liderlik ruhu ki gerçekten çok özel bir liderdi. Kendimde arıyorum, benzeştiriyorum işte bak o da öyleydi, şöyle yapardı falan. Bunlar benim için çok büyük bir değer. Ve şöyle de önemli, bugün devleti için bu kadar uğraşan, bu kadar emek veren, yılmayan, bıkmayan tek parti demokrat partidir. Devlet bizim her şeyimizdir, her şeyimiz. Yani başka kakatece yoktur bu ülkede, gerçekten. Ve buna sıkıca sarılmak gerekiyor. Bu yüzden demokrat parti diyorum. Yani kurucu liderimizin yolu yolumdur, gerçekten. Demokrat partinin de yolu yolumdur. Bunu hissederek gönülden, hep de heyecanlanıyorum bunu konuşurken, <laughs> hep de içimde hissediyorum. Ee, gerçekten çok şanslı biri olduğumu düşünüyorum. Hı hı. Böyle bir kitlenin ve zümrenin şu an içinde olan e, genç bir insanım. Hı hı. Bu yüzden Demokrat Parti. Ee, gerçekten bugüne kadar birçok program yaptım ama en iyi cevabı sizden aldım. Hani Teşekkür hep sorarım adaylarımıza neden işte şu parti neden bu parti diye. Ee, vallahi benim bile tüylerim bir kendi kendi oldu ee, siz söyledikçe. Şimdi o zaman e, artık siyasete girdik. Biraz daha girelim neden Demokrat Parti dedik neden siyaset dedik sizi tanıdık. E, şimdi iş geliştirme uzmanlığı ne demek iş geliştirme uzmanlığı? Ee, ne demek şimdi? Ee, bir birçok işletmenin de bugün esnafın, iş adamının çok büyük sıkıntıları var. Sıkıntıları iki ana başlıkta ben aslında ayırıyorum. Bir tanesine sistemsiz hareketten ki bu devletimiz ya içinde aynı şey aslında. Sistemsiz bir hareketten sonuçsuzluk da yaşadıkları hı hı. problem. Yani sisteminiz olmadığı için sonuca varamıyorsunuz. Ne yaptığınızı göremediğiniz için de sıkıntıya giriyorsunuz. Ülkenin problemi o, aslında bu. Kesinlikle öyle. Evet. Ee, i̇kincisi de bunu başarıyla yapamadığınız için ve sonuçları da göremediğiniz için karamsar ve kaosta yürüyen bir sistemde en son ekonomik olarak yani finansal olarak yaşadığınız zorluklar ve hı hı. haliyle işletmenizin başarısızlığı veya zor dönemlerde başarıyı sağlaması. ...doğuyor. İş geliştirme neden... ...hayatıma girdi? Ee, ve bu özelliğimi de gerçekten hani... ...o elli koltuğun bir tanesi... ...bana ait olursa da çok ciddi anlamda... ...komitelerde bunlarla ilgili savaşmak... ...ve çalışmak istiyorum. Hı -hı. Hani diyoruz ya... E, ...mesela... ...muhasebe bugün... ...muhasebe finans işletmelerin her şeyidir. Hı -hı. Atar damarıdır, kalbidir. Düşünün ki atar damar fonksiyonunu... ...bugün yerine getiremesin. Hayat orada... ...bitmiştir. Geldik. Hani bunu... ...benzetecek olursak... Hı -hı. Muhasebe ve finansla birlikte işletmenin finansal, yapısal durumunu gördükten sonra... ...ne olduğunuzu gördükten sonra sıra iş geliştirmeye gelir. Bu ne demektir? Paranız varsa yatırım yapabilirsiniz. Paranız yoksa sıkıntıdaysanız geri adım atıp belki de küçülmeniz gerekir. Bu size e, kazandığınız sistemin verdikleridir. Eğer muhasebesel ve finansal yapınızı... ...yani benim işte bu yapmaya çalıştığım şirketlere uyguladığımı... Başarırsanız, ...sonuçta nereye varmak istediğinizi de çok net görebilirsiniz. Ve bu iş geliştirme alandadır. Yani stoğunuzu nasıl yönetirsiniz, hangi stoğunuzu daha önce satmanız gerekir... Hı hı. ...satış grafiğinizi artırmanız için ne gibi reklam politikaları gütmeniz gerekir. İş geliştirme tarafı da o finansal durumla birleşerek... Hı hı. ...işletmenin aslında aydınlığa varmasını sağlar. Ve bu anlattığım model aslında devlet için de aynı şekilde olmalıdır. Kesinlikle. Yani bugün bakıyoruz... 3 ee, esnafımızdan çok ciddi söylüyorum bunu. 3 esnafın iki tanesi bugün sıkıntılıdır. Zaten en popüler caddelerden bile geçerken göreceksiniz. 3-5 dükkan yan yanadır. 2 tanesi kapalıdır. Doğru. Bu ne ne demektir bu? Bir şeyler yarım eksik gidiyor. Bir şeyler yanlış gidiyor. Ne yapmamız yani, gerekiyor peki? Ya da sizin projeleriniz nelerdir? Mesela bu dediğiniz çok doğru. girne evet. de, de aynı şekilde. Evet. Üç dükkandan bir tanesi de iki tanesi evet. kesinlikle kapalı. Evet. Abi bu ne demektir? Bu kadar insan bir şekilde yatırıma giriyor, o girişimci ruhuyla bunu alıyor, hı hı. açıyor. Bir kere nüfusta, e, hani bir Türkiye ile kıyaslayarak gidecek olursak, nüfusta yeterli bir e, şey yok. E, hani profil yok. Bununla ilgili işletmeleri ne yapması gerekir ki? Buna çok büyük bir etken, yani başarısız olmasının çok büyük bir etkeni de bir kere zaten e, devlette bir istikrar yok. Yani devlet istikrarı sağlayacak... Kamu maliyesinde istikrarı sağlayacak ve bu bahsettiğimiz esnaf iş adamı vesaire var ya hani dışında, devletin dışında destek vermeye başlayabilecek. Biz içeride e, devlet politikası olarak istikrarı sağlayamıyoruz. Yani düşünün ki bir buçuk yılda bir seçim var. Ben bunun örneğini yine veriyorum, yine vermek istiyorum. Bir yönetici olarak diyorum ki bir işi bana biri verdi. Hı -hı. Dedi ki al buyur burada böyle sorunlarımız var, sıkıntılarımız var. Devlete benzeterek anlatıyorum bunu. Hı -hı. Burayı buyur yönet. Bu aldığın zümreyi başarıya ulaştır. Ne yaparım ben? Önce neler yapıldığına bakarım, değil mi? Evet. Ne var, nedir yanlış yapılan? Yarım bırakılan nelerdir? Ne yapılması gerekir? Bununla ilgili personelim kimlerdir? Ekibim kimlerden oluşur? Hı -hı. Ne gibi görevleri var? Ne gibi yetenekleri var? Ne yapmak istiyorum? Nereye varmak istiyorum? Bunları yapmak isterken ben en az bir yıl harcarım. Bakın normal bir şeyden bahsediyorum yöneticiden Hı -hı. bir firmadan bahsediyorum. Bırakın ki devleti. Burada bu istikrarsız düzene bir kere dur demek lazım. Yani seçimle ilgili mesela oraya da girmek istiyorum çok da dağıtmadan konuları. Ee, i̇ki tane lider çıktı. Dedi ki işte ben seçime varım var mısın varım hotri meydan. Halkı düşünmemek sizin bakın. Ee, Sayın Serdar Denktaş Maliye Bakanımız. İlk itirazı o yapmıştır burada. Demiştir ki bir dakika. Bir dakika durun. Tamam seçim istiyorsunuz. Eyvallah. En azından 3 haftalık bir müsaade edin. Bu bütçeyi geçirelim. Bakın. istikrarsızlığı destekleyen ve bu söylemimi kanıtlayan en yakın e, olayımız zaten bu seçim olayıdır. Evet. Bir kere burada toplumu düşünerek hareket etmek bir siyasinin bir hükümet adamının işidir. Burada toplum menfaatidir her şeyin önünde olan. Başka hiçbir şey. Ne partilerin menfaatleri önemlidir Hı -hı. buradan ne parti liderlerinin ne sağlayacakları rantın hiç önemi yoktur. Burada tamamen bizim insanımızı düşünerek orada dememiz lazım. Tamam çıktılar, konuştular, resleştiler bir şekilde. Demeleri gerekirdi ki tamam ya biz bu böyle bir resleşme yaptık ama şu an erken seçime hazır değiliz ve bu insanlar zarar görecek, toplum zarar görecek. Bu insanlar zarar görecek bu işten. Çok mu zordu 3 haftaya bunu Ertelemek ya da nisan ya da akışına bırakıp haziran gibi görünürdü mesela. Hı hı. Oraya bırakmak çok mu zordu? Hayır yapmadık. Neden? Çünkü ilk odağımız, ilk hedefimiz toplum değil. Toplumun refahı değil, sıkıntıları değil. Gerçekten insanlar çok muhteşem bir darboğazda şu an dışarıda. Ve biz bakmıyoruz, dinlemiyoruz. Neden? Çünkü siyasilerin kaygıları başka yerde. Siyasiler başka yerlere odaklanmışlar maalesef ki. Ee, sözümü toparlayacak olursam. Dediğim gibi önce ne yapmamız gerekiyor dediniz ya neler var dediniz ya hı hı. önce bizim Siyasi olarak, devlet olarak bir istikrara ihtiyacımız var. Bunu sağlamak zorundayız ve bunun sorumluluğunun bilincinde hareket etmek zorundayız. Ondan sonra bu bizim piyasalarımıza yansıyacaktır. İş adamımıza yansıyacaktır. Bugün çok büyük kavgalarımız var. Hı hı. Ne diyoruz? İşte gelişemiyoruz, büyüyemiyoruz, açılamıyoruz. Mesela yine takdir ettiğim Serdar Dinktaş'ın çok güzel bir projesi vardır ki bunun üzerinde de çalışılıyor <laughs> ve bundan sonra da çalışılacak. Hani hı hı. sonuç ne çıkarsa çıksın. Eee seçimde bir kere dış kaynaklara bağımlı olmadan geçinebilme yani bu ülke bu ada bu devlet kendi başına kendi ekonomisi ki ilk kez bunu denk bütçe dediğimiz bir şey var hani duyuyoruz bunu sürekli de telaffuz ediyoruz hı hı. yıllardır süre gelen ee, hükümetlerde ilk defa yakalanmış bir denk bütçedir. Kimi bununla ilgili şöyle yorum yapıyor. İşte göreviydi zaten vazifesiydi zaten. İşte bunu siz seçim e, malzemesi olarak kullanıyorsunuz. Bu bir tesadüf müdür? Niye o zaman bundan önceki hükümetler bunu yapamamıştır? Bu çok büyük bir başarıdır. Yıllardır ilk kez denk bütçe yapılmıştır. Hı hı. Ve bunun anlamını da itirak ederek e, ne yapmak gerekiyor? Müsaade etmek gerekiyor izin vermek gerekiyor yapılan faaliyetlerin ve icraatların devamlılığına ki bu halk bunu hissedebilsin, rahat nefes alabilsin, bu halk gerçekten iş yapabilsin. Türkiye ile ilgili protokoller var yani onu söylemek için bu cümleyi kurdum. Hı -hı. Serdar Denktaş'ın üzerinde çalıştığı ki yıllardır çalışılan bir konudur ve bu aslında sonucu da çok yakın bir yerdeydi seçim olmasaydı belki 3-5 ay sonra da. Bunun duyumlarını alıp bunları yaşayabilecektik. Düşünün ki Türkiye'de belli sektörlere, Hı -hı. belli sektörlerle ilgili bir açılım yapılabilirdi. Türkiye ile aramızdaki bir köprüyü düşünün ki ekonomik olarak ne kadar büyük bir katkı sağlayacaktır bize. Şöyle diyorum ben e, e, hani daha kolay algılanabilmesi için. Türkiye'nin birkaç şehrine bile üretimle ilgili bir şeyler yapıp bir şeyler satsak biz ihya oluruz. Bırakın başka şeylerin peşinde koşmayı işte barıştır şudur budur diye. Sadece bunu bile sağlayabilmek ihya eder bakın buradaki ticareti ve buradaki ekonomiyi. O yüzden e, önce devletin istikrarlı bir şekilde bir yönetimi gerekiyor. Sonra bizim gibi farkındalık oluşturabilecek bizim gibi e, genç dinamik insanların gerçekten artık katkı koyması gerekiyor. Bu adada yapılamayacak iş yoktur. Bu adada başarısız olacak da bir iş yoktur bakın. Sadece sahiplenmek ve doğru yönetmektir bu işin formülü. Başka hiçbir şey istemiyor yani. Evet. Peki e, ben yine cımbızla ya yakaladım. Başka şeylerle uğraşmak yerine dediniz. Evet. Kıbrıs müzakereleri. Evet. Aynen. O zaman oraya girelim. Peki. Sizin düşünceniz nedir Kıbrıs müzakereleri? Neler olması e, gerekiyor? E, şimdi artık bizde de seçim var. Evet. Bizdeki seçim tamam bitti gidiyor e, evet. son 10 gün. E, diğer tarafta da Ney, Şubat'ta de. da aynı Şubatta şekilde. Şubat'ta da aynı onlar şekilde. Da, Onlarla evet da bir hummalı çalışma var evet. ki şu anda böyle bir e, unutulmuş durumda. Evet. Yani ne ne olacaktır? Siz? Burada zaten bizim en önemli sorunumuz neydi? Ee, ki Sayın Rauf Denktaş Bunu yıllar önce söylemişti onun sözüne geldik hepimize. Hepimiz bugün hangi görüşte olursak olalım hiç fark etmez. Hepimiz bugün onun sözüne geldik. Siyasi eşitlikle iki devlet algısıyla o masaya oturmadığınız sürece çözüm mözüm olmaz. Boşuna uğraşıyoruz. Yani karşımızdakini devlet olarak adlandıracak ama beni bir azınlık olarak niteleyecek. Ve ben gidip o masaya oturup da e, orada uzlaşı sağlamaya çalışacağım. Bakın yıllardır gerçekten çok boşa zaman geçirdik ve harcadık. Burada tek bir şey gerekiyor. Siyasi eşitlik varsa o masaya oturulacak. İki ayrı devlet olarak beni kabul ediyorsak o masaya oturulacak. Etmiyorsa hiç zaman kaybetmeye gerek yoktur bakın. Yani bunu insanımız da bilmeli artık. İnsanımız da bunun farkına varmalı. Bu eşitlik, eşitlik olmadığı sürece zaten masaya oturmadan kaybediyoruz. Yani bir kere onu anlamamız lazım. Bu eşitlik olmadan masaya oturduğumuz her an, her dakika, her tarih bunu biz Kaybediyoruz. Önce bunu sağlamamız lazım. Eminsek o masaya otururken bu olacaksa, evet sonuna kadar tartışalım. Neyse açılımlar yapalım ve yürütelim. Yoksa önümüze bakalım çünkü ee, gerçekten ülkenin ee, artık şey <laughs> diyorum ben buna, ger kayışı üzerinden gitmiş artık ülkenin. İnsanlar umutsuz, karamsar, mutsuz. Bunu artık kırmak gerekiyor. Gerçekten önümüze bakmamız gerekiyor. Çünkü kaybediyoruz. Yok oluyoruz. Gerçekten böyle. <laughs> ee, yani dediğiniz gibi 50 senedir sürdürülen bir şeyler evet. var. Ben de her zaman söylüyorum. Önce evimizin içini temizleyeceğiz. Önce işte yollarımızı bir düzelteceğiz, evet. sağlığımızı düzelteceğiz, harikasın. eğitimimizi evet. düzelteceğiz. Harikasın. Daha sonra zaten belki de onlar gelecek. Kesinlikle harika. Yani ben de aynı şekilde düşünüyorum. Peki biraz da e, yine e, projelerden bahsedelim. Hı hı. Şimdi bir kadın olarak. Ee, yine tüm kadın adaylarımıza soruyorum. Önceliğiniz nedir? Yani öncelik hedefiniz ekonomi midir? Mesela bu da beni çok gururlandırır bir kadının. Çünkü hep kadın adaylarımız ne diyoruz? İşte işte kadın hakları, çocuk hakları. Tamam o da olacak ama bir kadının ekonomiyle alakalı olması. Biraz önce de dediğim gibi benim için çok önemli. Hı. Sizin önceliğiniz nedir? Ee, tabii ki tahmin edildiği üzere benim için de öyledir. Hatta hep şey diyorum. Ee, ekonominin gelmesi gerektiği yerde olmaması birçok problemi daha bugün yaratıyor. Yani bir kere toplumsal refah e, gelir düzeyinin yeterli olması. insanların bakın bugün şey bile diyoruz ve bunu çok ciddi anlamda da tartışıyoruz. İnsanlar da öfkeleniyor, tepki gösteriyor. İşte asgari ücret gene hani Demokrat Parti'nin Sayın e, Serdar Denktaş'ın görevde olduğu süre içerisinde işte birçok defa e, revizyona uğrayan bir asgari ücret var. Olduğu yerden çok iyi bir yere gelen bir asgari ücret var. Çok iyi yere derken bakın kademesel olarak bahsediyorum. Hı hı. Yeterli demiyorum. Hı hı. Yeterli olamıyor. Neden? Çünkü insanların e, mücadele ettiği ve boğuştuğu bazı şeyler var. Ne var mesela bunlarla ilgili olarak? Döviz var. ...bugün çıkın dışarıda üç insanın en az iki tanesini dokunun... ...ya kiradadır, döviz bazlı kira ödüyordur... ...ya borçlanmıştır, evini döviz bazlı almıştır, dövizle boğuşuyordur... ...ya arabasını dövizle almıştır, onunla boğuşuyordur... ...çok ciddi anlamda bir darboğaz var... ...ve kesinlikle. insanların mutsuz olma sebeplerine de bu... ...yani bilmiyorum bunu görüyor musunuz siz de ama... Yaşıyorum, görmeye <laughs> gerek yok, kesinlikle Yani insanımız gerçekten mutsuz, gerçekten kaygılı, yaşamsal... Ee, şeylerle uğraşıyorlar. Yani o kadar büyük badireler var ki önlerinde. Önce bunları yakalayarak o ekonomide istikrarı sağlamak gerekiyor. Bunu sağladığınız zaman her şey bakın belediyenizin sorunu parasal sorun. Gene ekonomiye yani, Gene <laughs> tabii ki canım. Aynen. İnsanımızın sorunu gene parasal sorun. Ama gene aynı yere gelmek istiyorum ben. Ee, ekonomik olarak ideal Yerlere geldiğiniz zaman, o düzeni sağladığınız zaman ki gerçekten yapılmayacak bir şey yoktur. İnsanları rahatlattığınız zaman ve geçim kaygısından uzaklaştırdığınız zaman hı hı. diğer alanlarla ilgili olarak da üretimleriniz daha hızlı ilerleyecektir. Yani herkes bana şey diyor, sağlık önemli değil mi? Eğitim önemli değil mi? Evet, hepsi çok önemli. Hepsi çok önemli ama her şeyden önce insanların geçinmekle ilgili, hayatta kalmakla ilgili bu kaygılarını ve sıkıntılarını çözmek gerekiyor. Gerçekten o toplumsal refahı bir an önce topluma, toplum insanına, bu toprağın insanına vermek gerekiyor. Ve ben e, ee, alanım da gereği öyle. Bir de içinde yaşıyorum, esnafı görüyorum, danışmanlık yaptığım firmalar var. Orada birçok zorluklar yaşıyoruz. İş yaparken, icraattayken, yönetmeye çalışırken her şeyden önce ee, bütün odağım ekonomi ve ekonomik faaliyetlerdir. Yani ben bunlarla ilgili çalışmak istiyorum ki gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki ben de her zaman söylüyorum. Herkes söylüyor ama bu halkın kesinlikle derdi seçim değil. Geçimdi. Hala da öyle. Hepimiz evet. aynı şekilde dediğiniz gibi büyük firmaları fazla ben belki bilmem evet. ama e, öğrencisinden tutun memuruna, memurundan özel çalışanına kadar. Şu an herkes ağlıyor. Ben de dahil olmak üzere. Evet. Ee, neden? işte ya kiramızı ödeyemiyoruz ya elektriği, e, kış ayı geldi bir şeyler yakmak zorundayız. Ne doğalgazımız var ne başka bir şeyimiz var. Hı. Sadece elektriğe yükleniyoruz. Yani telefonlu var, işte suyu var, ulaşımı var. Gerçekten dar boğazdayız. Boğazımız artık sıkılmış Hı. durumda. Ee, o yüzden bunu gerçekten halktan iyi de kimse bilemez. Biz de işte tek umudumuz artık hani belki seçimde... Bir şeyler değişir. İşte e, biliyorsunuz dün e, Ulusal Birlik Partisi bir açıklama yaptı. Elektriği yüzde, e, 30, yüzde 30 indirime gidilecek diye. Biz de bunlara bel bağladık <laughs> halk olarak gerçekten. Kim ne derse işte yine kimi parti diyor her eve bir maaş. Kimi diyor suya indirim. Gerçekten halk artık e, bunlara inanmak istiyor çünkü dediğiniz gibi ekonomi en önemli seviyede. Peki başka projelerden bahsedelim. Ekonomi deyince benim yarama <laughs> basıyorsunuz. Ben bütün herkesin sözünü de alıyorum. Başka projelerden bahsedelim. Neler yapmak istiyorsunuz daha fazla? Ee, şimdi zaten dediğim gibi yani e, uzmanlığım doğrultusunda da ...hani o sektörlerin içerisinde gördüğüm, yaşadığım... ...burada şey sıkıntımız yoktur bizim, onu ifade edeyim. Birçok sektörde birçok girişimci bulabilirsiniz. Hı -hı. Yani şimdi ekonomi diyoruz ama ekonomiyi oluşturan nelerdir? Bugün terziniz de, eczaneniz de, işte bir sağlık kurumunuz da... ...işte kuaförünüz de, herkes e ekonomik olarak bunların içerisinde... ...var olan zümrelerdir. E bunların hani şey olarak diyoruz ya... İşte ekonomik kalkınma, ekonomik refah, işte öğrenci ya da işte nüfus vesaire bunun gibi tartışmalarımız işte nüfus fazlalığı şu bu o diye. Ee, her şeye baktığımız zaman, her çemberin içerisine baktığımız zaman her gücü doğru yönetilmesi durumunda ki her şey bir projedir. Yani bu başka projelerden bahsedelim diyorsunuz ya her şey bir projedir bunu doğru yönetmemiz durumunda. Birçok sektörde birçok kırılımlar olabilir. Yani döner dolaşır gene konum benim gene ekonomiye öyle, gene şey gelir ama. Yani bu sadece şeye bakmakla değil yani işletmelerin yapısına işte yapısal gelişmelerine geçiniyor mu geçiniyor mu işte yatırım yapacak mı değil. Bu her türlü hani kuaföründen ki sektörüm mesela benim Hı -hı. kuaför sektörüyle ilgili eee. Düşünün ki istihdam sorunundan, maaş sorununa, yatırıma, vergilendirme sürecine her şey bir projedir. Yani vergiyle ilgili mesela. Ee, gene esnaf, gene iş adamı. Hani deneyimlerim de oralarda diye söylüyorum. Hı hı. O kadar e, adaletsiz bir vergi düzeni var ki. Vergi reformu şart. İkinci önemli. Gene ekonominin içinde ama. Peki Demokrat <laughs> Parti'nin yine manifestosunda var mı bu ki, vergi reformu? Tabii ki kesinlikle vardır. Yani bugün... Vergi reformu olmazsa olmaz Kesinlikle. yapılmazsa olmaz yani mecbur o projeleri hayata geçirerek gene zaten o kırılım işte manifestomuzda ne var bizim? Gelir vergisi kalkacak diyor gelir vergisi alınıyor mesela bugün ve neye bağlayacak olayı gerçekten kazanandan vergi alacaksın kazanmayandan almayacaksın. Bunu iyi analiz edeceksin, etüt edeceksin. Nasıl anlayacaksın bunu? Gelirini beyan eden var, etmeyen var, canım. tam eden var. Manifestonun içerisinde bu da vardır. Mal varlıklarına bakılarak bu çok net ölçülebilir bir şeydir. Baktığınızda ne kadar basittir bilir misiniz? Tabii ben uzmanlığımdır diye bu kadar basittir <laughs> diyorum. <gülüyor> basittir diyorum ama. <laughs> canım ben de Bugün bir mal vardır. <laughs> Şöyle durumlarımız da var. Evi alıyoruz, annemizin adına yapıyoruz. işte eşimize yapıyoruz. Kaçamazsınız. Mal varlığınız varsa o vergiyi anneniz ödeyecek. Bu ne demektir? Siz ödeyeceksiniz çünkü mal sizindir. Eşinizin üzerine yaptınız. Fark etmez. Eşiniz ödeyecek. Bu ne demektir? Siz ödeyeceksiniz. Ama gelirde kaçarsınız. Hiçbir şekilde öyle bir mekanizma kurulamaz ki herkesin gelirlerini baksın ve aha, kontrol altına aha. alsın. Ama mal varlığında bunu çok net yaparsınız. Bunun kaçarı yoktur. Şu an kiralarda da dikkat ederseniz yani belli bir kısım bana kızacak ev sahipleri falan ama. O bana buna <laughs> neler söylüyorlardır. Ev sahibi kendi ev sahibim izlese gerçekten ev bulamayacağım. Bana çok kızacaklardır gibi. herhalde ama e, gerçekten toplumsal faydayı düşünmek zorundayız. Bunları konuşmak zorundayız. Çünkü toplum olarak kaybediyoruz günün sonunda bireysel düşünemeyiz. Kesinlikle öyle. Mesela e, gidip siz kira mukavelenizi vermiyorsunuz. Beyan etmiyorsunuz bunu. Kiraladım ben size evimi. Benim evim var. Gidip beyan etmedim. %90 öyle yapıyor. Evet. Bunun stopajını aslında e, ödemekten kaçıyorum ben. Ha bakın şeyi de söylemek istiyorum. Yani bunu vurguluyorum ama insanlar çok da gazansa belki bir şekilde teşvik olur bir şeylere ve verir... Yani insanları da sıkıntıya sokarak belki oranlar da o yüzden vergi reformu. Belki oranlar da belki uygulamalarla insanlara çok e, itici kılıyoruz belki birçok şeyleri. Doğrudur. O yüzden belki de yapmıyorlar. Ama şöyle bir çalışma başladı mesela ki bu da bizim dönemimizde başlatılmıştı. Dikkat ederseniz öğrenciye de aynı şekilde işte ikametgah bildireceksin, nerede kalacaksın öğrenciyi bile bağladık. Normalde çalışma izinleriyle başlamıştı hı -hı, bu olay. Hı. Bir çalışma izni geldiğinde ki ilk ihtiyaç onlardandır. Yani evet bu adada yaşayanların da ihtiyacıdır ev kiralama ama çoğunlukta baktığınız zaman, ve toplu kitleler olarak ya çalışma izniyle burada gelip çalışanlardır ya öğrencilerdir. Ne yapıldı onunla ilgili? Dediler ki sözleşmenizi pullatacaksınız, ikametgahınızı alacaksınız. Hı hı. O şartla ve koşulla kaydınızı tamamlayacaksınız. Mesela hı. adaya girdiğiniz öğrenciye bunu hı hı. çalışma izniyle de çalışma izni çıkarırken bu baskıyı yaptık. Hı hı. Burada tek yapmamız gereken nedir şimdi bilir misiniz? O iyileştirmeyi yapmak, o reformda taşları yerine oluşturmak. Şimdi bir zorunluluk kıldık, bir mecburiyet kıldık. Evet. Bunun çareleri yok mu kaçmak için? Var. Bunu nasıl alabiliriz o çemberin içerisine? Ee, mesela şeyle ilgili de bir e, projemiz var bizim. Döviz bazlı ödeyen, işte tele bazlı ödeyen, dövizden sizi e, bir nebze koruyabilmek için ne yapıyoruz mesela? Diyoruz ki, diyeceğiz inşallah tabii <laughs> iktidar gelmemiz halinde. Tele yapmanız halinde size teşvikler verilecek. Vergide bir kırılım olacak. Vergide bir indirim olacak. Misal benim diyorum. ev sahibim mesela ben Sterlin'i ödüyorum. Tabii Ama ki. bu ev sahibimi ilgilendirecek. Hayır Eğer... sizi de ilgilendirecek. Sizi Sterlin'den kurtaracak biz orada. Ki, Teşviki tabii ki. vereceğiz ya ev sahibi orada düşünecek. Diyecek ki şimdi tamamen farazi konuşuyorum bu oranlara aha, kesinlikle aha. takılmayalım. Mesela diyelim ki %10'luk bir stopajdı bu. Tele yaparsan sözleşmeni sen eğer kiracınla ödemeyeceksin, iki ödeyeceksin, 5 ödeyeceksin. Hı hı. Döviz yaparsan 10 değil 12 13 15 Bu defa ne olacak? Ben sizi kiracı olarak koruyacağım. Çünkü siz tele tabanlı bir gelire sahip Aynen. bir vatandaşsınız ve hep tele ödemeye devam edeceksiniz yıl boyunca. Evet. E, sterlinle ilgili olan daha fazla kazanayım güdüsü varsa yok ben teleye bağlayamam, sterlin yükselir diyorsanız o zaman siz vergisel olarak daha fazla bir şeye tabi tutulacaksınız. Yani sizin. yine he yolun sonunda aynı hesaba gelecek. Aynı hesaptan Benim için ziyade gelmeyecek. aynen öyle. Evet. Aslında e, burada hani ev sahipleri mağduru olur gibi düşünür ama o vergiden Aslında. alacağınız muafiyetle zaten siz normalde ee, o vergiyi de vererek Hı -hı. cebinizden çıkar Hı -hı. miktar, aynen, miktar şey, hani bin lira ise Aynen kesinlikle aynı yolda buluşmuş olur. Bu ve benzeri e, çalışmalar Bu var. Bu ve benzeri diye şimdi e, demeyelim neden demeyelim aslında daha da içine girelim çünkü gerçekten herkes ilgilendiriyor. Evet. Yemin ediyorum herkes ilgilendiriyor. Ben mesela kiracıyım evet. dedikleriniz beni kapsıyor mesela evet. e, ki burada çalışan %90 kesimi de Tabii. kapsıyor. Neden işte otellerde çalışanlar Tabii. da aynı, öğrenci gelenler de aynı. Ben her zaman söylüyorum ee, bu sene hatırladığım kadarıyla %12'lik bir düşüş oldu üniversitelere girişte evet. Türkiye'den öğrencilerin evet. gelmesinde. Ben iddia ediyorum bu sene yani bu önümüzdeki dönemde %20'yi bile aşacak. Evet. Çünkü öğrenciler artık gerçekten ayaklanma üstünde. Hı. En kötü bir ev 300 sterlin. Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Evet. Ne İstanbul'da ne Ankara'da ne İzmir'de. Evet. Yani gerçekten artık ee, dediğiniz gibi darboğaz değil bitti. O boğaz tıkandı. İnsanlar yeni şeyler arıyor. Yeni iyileştirme arıyor. Demokrat Parti'nin de bu şekilde bundan dolayı da yine manifestosuyla ilgili konuşmuş olduk. Ben kendi adıma çok sevindim açıkçası <laughs> çünkü kesinlikle bu kiralarla ilgili... Ee, bir şeyler yapılması gerekiyor. Halkı bir nebze olsun rahatlatmak için. Ben kendi şahsıma sterlin ödemek istemiyorum. Neden? Türk parası alıyorum. Asgari ücretle evet, çalışıyorum. Zaten en büyük sorunu yani bugün ee, iş adamları için esnaflar için de aynı şey var. Hı. Benzeşik şey var. Sizin için tele tabanlı bir gelirle değişken bir giderde savaşırsınız bakın. Evet. Yani senin sabit bugün 2000 TL bir maaşın vardır. Önünde ödediğin 350-400 hisselin senin için bu ay 2000 TL'dir. Bir sonraki ay 2100'dür. Bir sonraki ay Düşmüyor. Bu aralarda harareti bir türlü sönmüyor dövizin. Onunla ilgili bir şey var mıdır? Şimdi onunla ilgili olması mümkün değil. Neden? Ee, sabitleyeceğiz. Çünkü, bir partide duydum. Sabitlenecek. Döviz fiyatı sabitlenecek. Mümkün değil oynan. Neden? Para bizim kendi paramız mı? Düşünün hı. Türk lirasını kullanıyoruz bugün. Hı hı. Kendi paramız mı? Kendimiz mi basıyoruz bu parayı? Hayır. Bu e, bizim irademizin dışında hareket eder. Mümkün değildir. Bakın böyle söylemlere boşuna insanlarımızın gönlünü kaldırmasını. Kendi paramızı kullanmıyoruz. Kendi Merkez Bankamızın himayesinde değildir bu para. Başka bir güç, başka bir irade yönetiyor paramızı. O yüzden burada ancak iç iç e, formlarda düzenlemeler yaparak paraya müdahale etme şansımız yoktur. Yani bunu kimseyi de inandıramazlar buna böyle bir şey yok. ha Öyle bir gücümüz olur bizim kendi paramızı basarız. Hı hı. Bununla ilgili ki çok büyük bir değişimdir aslında böyle bir şeyin olması. Böyle bir projeyi hayata geçirir başarılı olursak o zaman kendi paramızın kendi imparatoru oluruz. Yani. Ama şu an önlem almaktan başka bir şansımız yoktur. Yapamayız değiştiremeyiz yani bunu. Evet çok doğru söylüyorsunuz. Yavaş yavaş artık sonuna doğru geliyoruz. Yine seçmene söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Kesinlikle var. Çok şey ama. söylemek istiyorum aslında. Biraz önce şeyden bahsettiniz. Çok zor durumda dediniz. İnsanımız her gelen, her buralara oturan ee, siyasiler. Ben de artık bir siyasiyim. Önümü o sıfat aldım bir şeyler söylüyor. İşte gazete haberler görülüyor, onlar yorumlanıyor. Ee, i̇nsanların sıkıntılarıyla ilgili, işte bakın elektrikle ilgili söylediğiniz, işte bundan iki gün önce, işte ayda 500 TL sizi konut sahibi yapacağım gibi e, vaatler oluyor. Aslında biz kendi insanımızın canını acıtıyoruz bu şekilde seçime yönelik yatırımlar yaparak, seçime yönelik konuşarak. Bu ülkedeki İnsanımız bu yüzden bıktı. Bizi sokakta gördüklerinde artık ifadeleri değişiyor. Siyasi olarak görüyorsunuz çünkü dışarıda. Neden? Bu boş vaatlerden bıktı insanlar. Bakın seçime odaklı, oya odaklı vaatlerden ve yapılamayan şeylerden usandı. Hı. O yüzden halkıma şunu söylemek istiyorum. Ee, 37 yaşımda olacağım inşallah. İnşallah. Bir <laughs> Ocak ayında. Daha önce hiç siyasette var olmadım. Hiç görünen bir yüz olmadım. Bu konuştuğumuz bütün konular, ben de bir esnafım artık. Evet danışmanlık yapıyorum ama bir işletmem var 2 senedir. Hı hı. Hem danışmanlık yaptığım yerlerde yaşıyordum bunları. Şimdi içinde de yaşıyorum. Halktan biri olarak ne kadar zor durumda olduğumuzu bilmiyorum bakın. Hissediyorum ben. Çünkü ben de içindeyim. O yüzden bu vekilleri seçerken vaatlere kanmayın. ...vaatlerle yola çıkan bu insanları desteklemeyin. Çünkü sonumuz gene aynı olacak. Sürekli değişmeyen, değişemeyen bir düzenin nedir? Moral yok, motivasyon yok, sürekli bir e, tükenme sendromu var içimizde. Birçok insanımız gitmem, ben oy kullanmam, işte evimde otururum, boşuna efor sarf etmem, Yapma, yapmayalım yani bunu. Neden? denemek zorundayız doğruyu bulana kadar. Bugün bir İpek, yarın bir Fatma, bir Ayşe Hüseyin, şimdi değil sonra denemeye devam edin ki bu kabuk düşsün, dökülsün. Gerçekten halkına hizmet eden insanları seçmek sizin elinizdedir. Halka bunu söylemek istiyorum. Bu 50 adayı seçin. Kartlarımızın arkasında özgeçmişlerimiz var, Facebook var. Her yerden bize ulaşabilirsiniz hmm. bugün tek tek bakın ve seçin. Gerçekten daha fazla kanamasın bu yaralar. Ve bu halkın elindedir. Bütün güç halktadır. Oraya oturtmak da, sorgulamak da, 50 milletvekilinin anlamı bugün nedir? Halk adına konuşabilen insan demektir. Sizin adınıza karar verecek 50 vekil demektir. Sizin için konuşsun, üretsin, yaratsın diye o 50 tane koltuk vardır. Bunun bilincinde olmalı herkes Kesinlikle kişisel menfaatleri de bir yere bırakmalıyız, hı hı. halk olarak bunu da yapmalıyız, o da bizim görevlerimiz. Yani eşime iş veriyor diye, kızıma iş veriyor diye seçmeyin. Neden? O seçtiğinizin yeteneği nedir, yetkinliği nedir, yönetebilir mi, yapabilir mi, katabilir mi? Bunlara bakın ki toplum olarak kazanalım. Evet, kesinlikle öyle. Ağzınıza sağlık. Ee, teşekkür ederim. Gerçekten uzun zamandır yaptığım en iyi programlardan çok biri oldu. Çok ee, En yakın zamanda inşallah tekrardan sizi görebiliriz. İnşallah. i̇nşallah. Ee, dediğimiz gibi artık çok az bir zaman kaldı. Evet. 10 güncük kadar. Ee, araya yılbaşı da girecek. Aynen. aynen. Ee, şimdiden size yeni yıllar diliyorum. Teşekkür ederim. İnşallah de sağlıkla ne? sevdiklerinizle birlikte. Ee, güzel günler geçirmeniz dileğiyle. Şimdi ben doğum ediyorum. gününüzü de kutluyorum. Ama <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için gerçekten. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Bu fırsatı verdiğiniz için ben hepinize, aile olarak sizlere, e, Ada TV olarak çok teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Sizler de iyi ki varsınız ki bir nebze sözümüzü ulaştırabiliyoruz. Evet, inşallah. Ee, halkımız da sesimizi duymuştur, <laughs> dinlemiştir, sandığa gidecektir. Ee, yine çağrımızı yaptık buradan. <laughs> çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim, kısacık bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili adaylarımızdan Şehan Sehan konuğumuz olacak ama onun öncesinde kısacık bir ara.